Bizler artık ülkemizde organik gıdaların üretilmesi noktasında böyle bir çalışma yapan bir derneğimizin olması Malatya ölçeğinde, Tarım İl Müdürlüğümüzün bu konuya gerekli hassasiyeti göstermesi Malatya açısından bir şans oldu kanaatindeyim. Bugün ülkemizde hakikaten organik olmayan gıdaların, GDO'lu gıdaların beslenme şeklimizi tayin etmiş olması, yeni hastalıkların ve aynı zamanda huzursuz bir toplumun oluşmasına, hastalıklı bir toplumun oluşmasına sebep oluyor. Avrupa'da bunlar ilgili, organik gıdaların üretimiyle ilgili çalışmalar çok öncesinde başlamıştı. Organik gıda üretim sertifikalarının sertifikasyon işlemleri bitmiş. Ayrıca organik gıda satan marketler veya da iş yerleri açılmış. Orada belki görüntü olarak, gösteriş olarak çok daha şey gibi göstericiz olan şey, diğer marketlerin 3 misli, 5 misli şeklinde bir fiyatla satılıyordu. O zaman bizim Türkiye'de gidip orayı görenler, ya güzel güzel elmalar veyahut da domatesler varken o kadar böyle işte diyelim kurtlu, daha böyle gösterişli olanlar da onun 2-3 misli gibisini o zaman sorgulama noktasında bir mantık geliştirememişlerdi. Ama zaman bizi gösterdi ki özellikle bu kullanılan gübreler anlamında olsun, tohumların genetiğinin değiştirilmesi sürecinde olsun, hakikaten insanımızın sağlıklı gıda tüketimi noktasında çok olumsuz ortamlar oluştu. Sizler de organik gıda üreticileri olarak buna çok dikkat edin. Özellikle hayvansal ve yeşil gübrenin dışında diğer gübrelerin kullanılmamasına dikkat edin. Battal Gazi'nin, eski Malatya'nın sadece Boran'ında günlük 120 kamyon domates yüklendiğini biliyorum. Bir köyde, yani bütün Battal Gazi ölçeğini şey ettiğiniz zaman da haddi hesabı yok. Bugün Malatya'nın tümünde bir günde 10 kamyon domates toplayabileceğim şey var mı? Yok. Kalmadı. Onun için organik gıdanın üretilmesi noktasında tüketiciye aracısız marketler veya da pazarlar yoluyla aktarılması noktasında güzel bir organizasyon yapmamız lazım. Sivil toplum örgütleri olarak bu şekilde bir çalışmasından dolayı İbrahim Bey'i tebrik ediyorum. Tarım İl Müdürlüğümüz de bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor ve alt zemin hazırlama noktasında gerekli gayreti gösteriyor. Mutluluk olgusu zenginlikle özdeş değildir. Mutluluk olgusu aza kanaat getirip onunla mutlu olma olgusudur. Biz Malatya ölçeğinde birlik beraberlik içerisinde çalışacağız. İnşallah güzel şeyler olacak. Bunda en ufak bir kuşkun yok. Her konuda beraber sizlerle canlı tabii, tabii, tabii. Hep beraber olacağız. Osman Başkanım'ın da, diğer belediye başkanlarımız da, adaylarımız da hep beraber olacağız. Dua edin ama. İnşallah. Sizin dualarınızdan burada olduğunuzu bilin. Ama dualarınızı esirgemeyin. Devam edin. Keşke gelmesin. Allah hayırlı etsin, Allah müdür efendim bak. Ha tamam. Çok da mutlu oldum yemek yedim. Sağ olasın. Haydi sana bekliyorsun size. Rabbim güç kuvvet ver inşallah. İnşallah. Rabbim daim etsin inşallah.